Başkan da sizlerle gurur duyuyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allah'a emanet olun. Gerçekten. Allah'ın izniyle bizi kimse eğemez. Allah'ın izniyle. Sayın Teşkilat Başkan Yardımcım Metin Bulut, Elazığ Milletvekili aramızda, kendisine hoş geldiniz diyorum öncelikle. Malatya Milletvekilimiz, Bölge Koordinatörümüz, beraber il başkanlığı yaptığımız Hakan Kahtalı Beyefendi aramızda, kendisine hoş geldiniz diyorum. Çok kıymetli vekillerim Cemal Taşer ve Vahit Giler aramızda, kendilerine hoş geldiniz diyorum. Çok kıymetli il başkanıma, MHP il başkanı ve teşkilatına, Hüdefar başkanı ve teşkilatına, çok kıymetli STK temsilcilerine, mahalle muhtarlarıma, esnaflarıma, kanaat önderlerime ve çok sevdiğim Bitlisli hemşehrilerime hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum, baş göz üstüne geldiniz diyorum. Allah razı olsun gençler. Değerli dostlar, çok kıymetli hemşehrilerim. Bu güzel günde, bu tanıtım gününde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Özellikle çok arkada kalan hanım kardeşlerime hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Emeğinize sağlık sizin. Değerli dostlar, kıymetli hemşehrilerim, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Buranın bu halde olması, bu kadar karabalık olması, bu teveccüh bizim yükümüzün ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Allah hepinizden razı olsun. Ama bu karabalığın Allah'ın izniyle 31 Mart gecesi kazanacağımız belediyede bu insanların yüzünü ak edeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum ve tüm hemşehrilerime de buradan bu sözü veriyorum. Bitlis seninle gurur duyuyor. Bitlis seninle gurur duyuyor. Bitlis seninle gurur duyuyor. Evet. Proje tanıtım toplantısı diyoruz. Ama buraya gelirken şunu gördük ki projelerden önce bizim Bitlis'e bir kongre merkezi, büyük bir salon yapmamız lazım. Çünkü bizim Bitlis'te kurduğumuz gönül köprüleri artık salonlara sığmıyor. İnşallah Allah'ın izniyle büyük bir kongre merkezi yapacağız. Bu kesin olacak. Tabii değerli hemşehrilerim, 24 Kasım 2018 tarihinde sizin teveccühlerinizle Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bitlis Belediyesi'ne AK Parti adayı olarak gösterildi. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Evet, o süreçten bugüne kadar durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden hemşehrilerimizle hasbihal edip Bitlis hakkında istişarelerde bulunduk. Ve şunu dedik ki, biz bu adaylık sürecinde hep şunu söyledik. Biz gönüller yapmaya geldik. Biz Bitlis'e belediye başkanı olarak değil, Bitlisli'ye hizmetkar olarak geldik. Allah bizi Bitlislilere hizmet edenlerden eylesin, hizmetkar kılsın inşallah diyoruz. Ve şunu belirtmek istiyorum. Hep diyordum, yine diyorum. Allah'ın izniyle 31 Mart gecesinde AK Parti belediyesi aldıktan sonra şunu söylemek istiyorum. Nesrullah Tandılay Bitlis Belediye Başkanı değil. Bütün Bitlisliler Bitlis Belediye Başkanı olacak arkadaşlar. Kapımızda, gönlümüzde, telefonlarımızda bütün Bitlisli hemşehrilerimize açık olacak Allah'ın izniyle. Ve
şunu söyleyeyim, özellikle projeler yaparken tabi içinizden biri olarak Bitlis'in sıkıntılarını az çok biz de biliyoruz. İnsanlarımızın isteklerini biz de biliyoruz. Ama biz bu 90 günde bütün halkımızla istişare ettik ve dedik ki Bitlis'te bir şey yapacaksak beraber yapalım. Bitlis'te bir hizmet yapacaksak halkımızın onayını alalım. Ve Bitlis'te bir şeyler yapacaksak Bitlislilerle beraber el birliğiyle yapalım. Bu düsturla yola çıktık ve şunu belirttik. Dedik ki biz birlik oldukça Bitlis kazanacak. Sloganımız dedik ki memleket işi, gönül işi. Yine dedik ki sevdamız Bitlis, hizmete adayız. Biz bu şekilde yola çıktık. Tabii bu süreçte çalışmalarımızı yaparken toplamda 50 projemiz oldu. Ve bu projelerimizi şimdi size açıklayacağım. Ama ben bu projeleri tek tek hepsini açıklama yaparak anlatmak istiyordum. İşin doğrusu bu. Ama şunu görüyorum ki salon çok sıkıntılı. Üst katta da aynı şekilde salon bu şekilde. Burada hem bizim sesimizi duyuyorlar hem de görüntüleri izliyorlar. Yukarıdaki salon da aynı durumda. Bundan dolayı çok sizi sıkmak istemiyorum. Başlıklar halinde geçiyorum. Ama Bitlis'in plakası olan 13'ten sonraki projelerimizi tek tek açıklayacağım. Biraz da affınıza sığınacağım. Sabrınızı zorlayacağım inşallah. Ama bu projelerimizi açıklarken 50. projemizden başlayacağız. Geriye doğru gideceğiz. İnşallah Bismillah deyip ben 50. projemizi açıklıyorum. 50. projemiz başkan mahallemizde projemiz. Artık insanlar belediyede başkanı bulmak için uğraşmayacak. Başkan mahallelinin halkın ayağına gidecek. Orada istişaresini edecek. Allah'ın izniyle beraber yapılacak hizmetlere karar verecek. 49. projemiz inovasyon merkezi diyoruz. İnovasyon merkezi ne diye sorarsanız şunu söylemek istiyorum. Yenilikçi bir proje merkezi kuruyoruz. O proje merkezini de bütün gençlerimize, halkımıza, fikir sahiplerine açıyoruz. İnşallah Bitlis'imizde fikri olan herkesin fikrini önemsiyoruz. 48 televezne projemiz. Bu servis ile borçlarınızı ödeyebileceksiniz. Borçlarınızı sorgulayabileceksiniz. Ve istediğiniz zaman internet aracılığıyla bütün işlemlerinizi yapabileceksiniz. 47 cenaze işlemleri. Cenaze işlemleri biliyorsunuz. Bizim Bitlis'te şöyle bir durum var. Birilerinin cenazesi olduğu zaman ille de bir aracı bulup, bir tanıdık bulup, bir dost bulup oradan yardım istiyor. Arkadaşlar, biz bunu kaldırıyoruz. Bitlis Belediyesi'nde bir birim kuruyoruz ve diyoruz ki her Bitlislinin cenazesi bizim cenazemizdir. Cenazesinin ölüm raporunu getirdikten sonra o cenazeyi belediye olarak biz sahipleniyoruz. Bütün işlemlerini biz yapıyoruz inşallah. Ve özellikle 46 park ve meydanlarda ücretsiz Wi-Fi yani ücretsiz internet gençler. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerde ücretsiz internet hizmeti sunuyoruz. Ve 45 numaralı projemiz sahipsiz hayvan rehabilitasyon hizmetleri diyoruz. Her canlı bizim için önemlidir diyoruz ve sokak hayvanlarıyla ilgili barınma, tedavi ve beslenmeleri için
bu hayvanları toplayıp biz Bitlis Belediyesi olarak barındırıyoruz ve ihtiyaçlarını gideriyoruz inşallah. 44 toplu sünnet programlarını geleneksel hale getiriyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarını biz alıyoruz. Uzman hekimler tarafından sünnet ediyoruz ve bu sünnet olayını bir şölen, bir düğün havasında inşallah Bitlis'te beraber kutluyoruz. Engelli dostlar diyoruz. Herkes bir engelli adayıdır diyoruz. Engelli Koordinasyon Merkezi hizmeti Bitlis Belediyesi verecek. Bütün engelli kardeşlerimizin yanında olacağımızı belirtiyoruz. 42 Gönül Hizmeti Evde Bakıcı Yetiştirme Projesi diyoruz. Bitlis'te bildiğiniz üzere şu an bakıcılık yapan belki binlerce arkadaşımız var. Ama bunların nasıl yapacağını, nasıl bu işi çözeceklerini tam da bilmiyorlar işin doğrusu. Biz bu bakıcı kardeşlerimizi öncelikle eğiteceğiz ve o yaşlılarımıza daha iyi bir hizmet versinler diye bu alanda kendilerini uzman edeceğiz inşallah. Ve bununla beraber yalnız yaşayan yaşlılarımız, annelerimiz, babalarımız var. Biz Bitlis Belediyesi olarak bu yaşlılarımızın evde kuaför hizmetini, evde temizlik hizmetini, pratik ev düzenlemelerini bizim kuracağımız uzman belediye personelleriyle inşallah bütün ihtiyaçlarını evlerinde biz belediye olarak yapacağız. Mahallelerimizde kreş. Yine halkımızla istişare ettiğimizde özellikle çalışan anne ve babaların bize dert yandıkları şey Bitlis'te kreş problemi. Biz Bitlis Belediyesi olarak belirli semtlerde kreş açıyoruz ve insanlarımızın çoluk çocuklarını güvenli bir yerde yetiştirmesini inşallah sağlıyoruz. Bitlis Belediyesi olarak bunun da altına imza atacağız Allah'ın izniyle. Bitlis Belediyesi Çocuk Oyunları Tiyatro Günleri diyoruz. Ve Bitlis Belediyesi bünyesinde tiyatro ekibi kuruyoruz. Çocuklarımızın dünya bakışının biraz daha değişmesi için inşallah tiyatro günleri düzenliyoruz. Bitlis Belediyesi Çocuk Bilim Merkezi diyoruz. Bugünün çocukları yarının geleceği sloganıyla konuşuyorsak çocuklarımızı küçük yaşta eğitmemiz lazım diyoruz. Ufuklarının açılmasını istiyoruz ve Allah'ın izniyle Bitlis Belediyesi bir bilim merkezi kuracak. 38 Bitlis Belediyesi Genç ve Çocuk Meclisi. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle bizler yaşımız ilerlediği için gençler gibi düşünemiyoruz, çocuklar gibi düşünemiyoruz. Ve bizden beklentilerin, hayattan beklentilerini bilmiyoruz. Biz çocuk ve gençlik meclisiyle gençlerimizin fikrine önem vererek onların isteği doğrultusunda hizmet yapmak istiyoruz ve inşallah onlarla beraber projelerimizi hayata geçiriyoruz. 37 Bitlis Belediyesi Çocuk Kütüphanesi. Şehrimize çocuklarımıza ait bir kütüphane kuracağız. Her yaştan çocukların ilgisini çekebilecek kitapların yanı sıra farklı yaşlardaki çocukların kendilerini rahat hissedebilecekleri bu alanlarda sadece kitap değil, zeka geliştiren bulmacalar ve oyuncaklar da bulunacak. İnşallah Bitlis'e çocuk kütüphanesi kuracağız. Gençlere yönelik eğitim, sosyal, kültürel ve sosyal faaliyetler adı altında bir projemiz var. Düzenlenecek gençlik kamplarında
gençlerimize kendilerini geliştirme ve bireylerle, birbirleriyle kaynaşma imkanı sağlayacak. Futbol, basketbol, resim, gitar gibi pek çok farklı branşta faaliyet gösteren yaz kampları kuracağız. Ve gençlerimiz yazında inşallah sosyal etkinliklerle güzel zaman geçirecekler. Sağ olun gençlerim. Allah razı olsun sizden. 35 kadınlarımıza yönelik spor hizmetleri. Kadınlarımıza kış ve yaz aylarında mahallelerimizde spor yapabilecekleri kapalı ve açık alanları oluşturarak spor yapmalarını sağlayacağız. Bu da bayanlarımıza gelsin. Yine 34 kadın dayanışma merkezi diyoruz. Bu merkez çok amaçlı olacak inşallah. Kadınlarımızın sosyal etkinlikleri yapabilecekleri bir alan oluşturacağız. Burada kadınlar matinesi yapacağız. Burada altın günleri yapacağız. Burada çay günleri yapacağız. Bütün etkinliklerinizi burada yapabileceksiniz inşallah. 33 ev kadınına yönelik istihdam atölyeleri kuracağız. Ve burada kadınlarımızı inşallah evden çıkartıp bir şeyler yapması, bir şeyler üretmesi için yetiştireceğiz. 32 yaşam boyu öğrenme kursları diyoruz ve özellikle Bitlis Belediyesi'nde bu her yaştan kişiler için yine kurslarımızı kuruyoruz. Bu kurslarımızda onaylı sertifika veriyoruz ve bu sertifikalar biliyorsunuz artık iş alımlarında sertifika isteniyor. İnşallah bu sertifikalarla vatandaşlarımız, halkımız iş bulacak. Ve yine 31 Ramazan etkinlikleri hizmeti diyoruz. Ramazan ayı bizim için çok kıymetli, çok güzel bir ay ve bu ayda fakirle zenginin, yani esnafla bürokratın veya şöyle diyebiliriz, bütün halkın aynı sofrada iftar edebilmesi için Ramazan etkinliklerini hayata geçiriyoruz ve geleneksel hale getiriyoruz. İftar çadırlarından tutun Ramazan eğlencelerine kadar inşallah bu etkinlikleri düzenliyoruz. 30. projemiz kültür sanat etkinlikleri diyoruz ve ben de aynı bu gençlik gibi düşünüyorum. Gençliğin hiçbir sosyal etkinliği yok diyorum. Bizim Bitlis'imizde gençler için niye ayda bir konser olmasın diyorum. Niye tiyatrolar olmasın diyorum. Onun için biz gençlerimize kültür sanat etkinlikleri projemizi yapıyoruz. İnşallah gençlerimizin de biraz da etkinlikleri fazla olacak. İyi mi gençlik? Allah'ına kurban, Resul'a başkan. Allah'ına kurban, Resul'a başkan. Allah'ına kurban, Resul'a başkan. 29 yöresel etkinlikler ve tanıtım günleri diyoruz. Biliyorsunuz bu tanıtım günleri geçmişte İstanbul, Ankara, İzmir'de oldu. Biz bunu yine devam ettireceğiz ama bir farklılık düşünüyoruz. Diyoruz ki yılda bir defa, bu da 8 Ağustos olabilir. Bu etkinliği Bitlis'te düzenleyelim. Dışarıda olan hemşehrilerimizi Bitlis'e davet edelim. Ve hem hasbihal edelim, hem Bitlisliler bir araya gelsin. Bizim de bir Bitlisliler günümüz olsun. O da 8 Ağustos olsun inşallah. Bitlis seninle gurur duyuyor. 28. projemiz turizm danışma bürosu. Bildiğiniz üzere Bitlis'imiz kadim bir şehir. Tarih kokan bir şehir. Ama ne hikmettir. Bizim tarihimizin ne olduğunu ne biz biliyoruz, ne gelen misafirlerimize anlatabiliyoruz, ne de açıklayıcı bir cevap verebiliyoruz. Onun için Bitlis Belediyesi olarak turizm danışma bürosu kuruyoruz ve Bitlis'te tarihi eserlerle ilgili bir harita yapıyoruz. İnanç turizmi üzerine kültürel tanıtım projeleri diyoruz. Yine
bizim Bitlis'te gerçekten çok şahsiyetlerimiz, evliyalarımız ve büyüklerimiz var. Ama biz bunların hiçbirini tanıtamıyoruz. Bitlis Belediyesi olarak bütün geçmişlerimizi, bu evliyalarımızı, kıymetli şahsiyetlerimizi inşallah tanıtıp inanç turizmine katkıda bulunmak istiyoruz. 26. Bitlis televizyonuna kavuşuyor arkadaşlar. Bu 90 günde belki halkımızın %80-85'i benden Bitlis TV'nin geri kurulmasını istedi. Ben de halkımıza kulak verdim. Allah nasip ederse Bitlis TV'yi yeniden kuruyoruz. Bitlis Belediyesi sosyal tesisler. Bildiğiniz üzere Bitlis'imizde ailemizle gidip oturacağımız yerler yok. Biz bunu şöyle çözmeyi istiyoruz ve düşüncemiz şu: Bitlis'te şu an kullanmadığımız bir sürü tarihi evimiz var. Bitlis Belediyesi olarak bu tarihi evleri restore ediyoruz. Burada restoran ve kafeler kuruyoruz. İnşallah Bitlis'imizin hizmetine sunuyoruz. Yine halkımızla yaptığımız istişareler sonucunda 24. projemiz mahallemize sulama kanalları. Bazı mahallelerimizde gerçekten erzem olan, acil yapılması olan bu sulama kanallarını inşallah geldiğimiz süre içinde hemen projesini başlatıyoruz. 23. Bitlis Belediyesi taş ocakları. Özellikle mahallelerimize daha iyi hizmet sunabilmek için, yol ve duvar hizmetlerinde maliyetleri düşürmek için biz Bitlis Belediyesi olarak taş ocaklarını kuracağız. Aynı zamanda hem kasamızda kalacak o fazla parayı hizmete dönüştüreceğiz ve kalan malzememizi de dışarıya satıp belediyemize gelir kaynağı bulacağız. 22. projemiz mahallelerde köprü çalışmaları diyoruz. Bitlis'te herkes biliyor. Bazı mahallelerimizde, örneğin Abbeş Çımarı diyorum. Geçen gittiğimde şunu söylediler. Dediler ki başkanım, 20 yıl önce bize demişler ki buraya köprü yapacağız. 20 yıl geçti. Ben o arkadaşlarıma söz verdim. Diyorum ki gönülleri nasıl köprülerle döşüyorsak Allah'ın izniyle Bitlis'teki mahalle köprülerimizi de yapacağız. 21. projemiz tarihi sinema binamız kimliğine kavuşacak. Biliyorsunuz adını sinemadan alan bir yokuşumuz var ve çok güzel bir şekilde restore edildi. Yokuş var ama sinema yok. Biz sinema binasını aynı şekilde restore edip bugünkü teknoloji içine katarak inşallah gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Bitlis Gençlik Merkezi Kompleksi diyoruz. Bitlis Belediyesi olarak gençlerimize zaman geçirebileceği, kahve köşelerinden çıkarabileceğimiz, bol etkinliği olan, bol uğraşı olan, çayı çorbası olan bir gençlik merkezi inşallah kuruyoruz. 19. projemiz caddelerimizi aydınlatma projesi. Belediye olarak şehrimizin daha görünür hale gelmesi için şehrimizin ana arterleri olan şehir giriş çıkışlarını memleketimize yakışacak şekilde aydınlatacağız. Yani düşünün, buradan orta refüji aydınlatacağız, bizim virajları geçeceğiz, çarşı içine kadar bu aydınlatmayı inşallah yapacağız. Bitlis'imize bir şehir kimliği katacağız. 18.
Tarihi çeşmeler ve köprülerin restorasyon projesi. Biliyorsunuz bizim Bitlis'imizde hem köprümüz hem çeşmemiz çok. Ama şu an kaybolmuş vaziyette veya kullanılmaz vaziyete gelmiş. Biz Allah'ın izniyle bunları gün yüzüne çıkaracağız. Bu tarihi köprülerimizi ve çeşmelerimizi restore edip halkımızın hizmetine sunacağız. 17 atık su arıtma tesisi projemiz. Bu olmazsa olmazımız. İnşallah arıtma tesis projemizi ilk etapta faaliyete sokacağız. Akan pis suları arıtıp dereye tekrardan akıtacağız. 16 sağlık, sokak sağlıklaştırma projelerimiz biliyorsunuz yapıldı. Biz bunları devam ettireceğiz. Bitlis'teki sokaklarımızı sağlıklaştırıp güzel bir kent görünümünü sağlamaya çalışacağız. 15 tarihi mekanların aydınlatma projesi diyoruz ve bu tarihi eserlerimizi aydınlatmadan gösteremiyoruz. Allah'ın izniyle örneğin Bitlis Kalesi'ni kendine yakışır bir vaziyette Bitlis Belediyesi olarak aydınlatmasını yapacağız inşallah. 14 dikey ve yatay peyzaj çalışmaları diyoruz. Yani bu peyzaj çalışmalarımızı özellikle Bitlis'imizde bu sefer hepsini hemen hemen dikey olarak çalışacağız. Biliyorsunuz örneğin sinemanın yokuşunun altındaki duvarlarımız kale gibi duvarlar. Müftülük bölgesindeki duvarlar hakeza aynı. Öyle eski hastane yokuşunun duvarları yine öyle. Biz bu duvarlara peyzaj çalışması yapıp yine memleketimize güzel bir katkıda bulunacağız. Evet, buraya kadar gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza hemen hemen halkımızın tamamına değinmeye çalıştık ve onlara dokunmaya çalıştık ve onlarla istişare edip yaptığımız projeleri kendilerine sunduk. Biz diyoruz ki her birey bizim için çok önemlidir. Fikrini önemsiyoruz ve onunla beraber yola çıkıyoruz. Halkın istediğini yapıyoruz ve halkla beraber inşallah belediyemizi yönetiyoruz. Buradan sonra biliyorsunuz plakamız 13. 13'e de kısmet olmuş dere ıslah çalışmaları gelmiş. Şehrimizin can damarı niteliğinde deremizin ıslah çalışmaları ile çevresiyle beraber yaşanabilir hale getireceğiz. Yapacağımız çalışma ile dere bandını açarak çevresinde dinlenme, yürüme ve hizmet alanları ile halkımızın hizmetine sunacağız. Ama şunu buradan belirteyim. Öncelikle şunu söylüyorum. Biz bu görevde olursak, Rabbim nasip ederse, bu projemizi hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden yapacağız. Eğer bir vatandaşımız mağdur olacaksa bu projenin karşısında ben olurum. Çünkü ben de sizin gibiyim. Ben burada esnafa dokundurtmam. Ben esnafın yanındayım. Onlarla beraber yol yürüyeceğiz. Bitlis seninle gurur duyuyor. Bitlis seninle. 12. projemiz Bitlis için gerçekten çok önemli. Altyapı projesi. Altyapısı olmayan bir ilde gerçekten hiçbir yatırımınız, hiçbir hizmetiniz görünmüyor. Şu an itibariyle %30'da olan kanalizasyon ve su şebekesinin altyapı projesini Allah'ın izniyle kalan %70'ini hızlı bir şekilde bitirerek Bitlislerimizin hizmetine sunacağız. 11. projemiz gerçek manasıyla benim için önemli bir proje. Çünkü ben burada bu projenin bize çok faydalı olacağına inanıyorum. Güneş enerjisi santrali kuracağız Bitlis'te arkadaşlar. Bugün Bitlis Belediyesi'nin yıllık elektrik gideri 5 milyon civarında. Yani eski parayla 5 trilyon civarında. Biz bu güneş enerjisini kurarsak
İnşallah Allah'ın izniyle o 5 milyonumuz cebimizde kalacak ve ürettiğimiz fazla enerjiyi de tekrardan satacağız. Bitlis Belediyesi'nin artık bir gelir kaynağı olacak. Biz bunun için elimizden gelen bütün çabayı sarf edip inşallah güneş enerjisi santralini kuracağız. Evet arkadaşlar, 10 numaralı projemiz şöyle, kent meydan projemiz. Biliyorsunuz şehirleri şehir yapan o kentlerin meydanlarıdır. O kentlerin meydanlarından isimlerini alıyorlar. Belki biz bir Taksim Meydanı yapamayabiliriz. Belki biz bir Kızılay Meydanı yapamayabiliriz. Ama Allah'ın izniyle Gök Meydan projemizi yapacağız ve Kent Meydan projemizi oluşturacağız. Yine gerçekten Bitlis'in ihtiyacı olan yeni belediye hizmet binası. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için ve belediyenin her köşe başında bir biriminin olması bizi üzüyor. Bütün birimleri aynı çatı altında toplayarak yeni bir hizmet binası kuruyoruz inşallah. 8. projemiz sosyal market. Sosyal marketi yeniden Bitlis Belediyesi olarak kuruyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızın hizmette biraz daha kaliteli yaşam standartlarını arttırmak için sosyal marketle beraber o vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Ve aynı zamanda bu projeye bağlantılı olarak Dost Elleri projesi diyoruz. Bu Dost Elleri projesi Bitlisli hemşehrilerimizle dönecek. Ben bunu da size açıklayayım. Biliyorsunuz, hepimiz burada az çok bu işi biliyoruz, evimizde de ne olduğunu biliyoruz. 2 yılda bir mobilya değiştiriyoruz. Veya beyaz eşya değiştiriyoruz. Veya elektronik malzemelerimizi değiştiriyoruz. Biz diyoruz ki Bitlis Belediyesi olarak bir yer kuralım. Bitlis'te hemşehrilerimiz bize bir telefon açsın. Desin ki bende bir koltuk takımı var. Biz o koltuk takımını alalım. Kendi ekiplerimiz tarafından onaralım. Temizleyelim. İhtiyaç sahibinin evine götürüp bırakalım. Bu hayırdan hem siz nasiplenin, hem de biz nasiplenelim. Yedinci projemiz mahallelerimizde kentsel dönüşüm projeleri. Yine bu 90 günlük süreçte çoğu mahallemizde konuştuğumuz ve sohbet ettiğimizde bizim önümüze koyulan bir kentsel dönüşüm projesi vardı. Biz inşallah halkımızla beraber, mahallelerimizle beraber istişare ederek onların isteği doğrultusunda, bunun altını çiziyorum, onların isteği doğrultusunda inşallah belirli yerlerimizde kentsel dönüşüm projemizi yapacağız. Bunu da söyleyeyim, esnaflarımız burada. Bu kentsel dönüşümle ilgili kafamızdan geçen bir de kasaplar çarşısının orada güzel bir kentsel dönüşüm yaparak güzel bir AVM tarzında bir pasaj yapacağız inşallah. 6. Plan imar planlı şehir diyoruz. Hepiniz biliyorsunuz Bitlis'in şehir planı çok kötü. Biz inşallah belediye olarak yeni bir şehir planı hazırlatacağız. Ve şunu söylemek istiyorum. Bugün bu salonda belki İmarla ilgili sıkıntısı olmayan çok az insan vardır. Biz diyoruz ki problem üreten belediye olmayacağız. Problem çözen belediye olacağız. Kanunlar çerçevesinde bugün imarda sıkıntısı olan bütün vatandaşlarımızın o sıkıntılarını gidereceğiz Allah'ın izniyle. Beşinci projemiz şehir mezarlığı. Hepiniz biliyorsunuz. Bizim eski mahallelerimizdeki mezarlıklarımız gerçek manasıyla dolmuş. Yani %90'ı dolmuştur. Bazı mahallelerimizde hatta ikinci kata kadar çıkmış. Öyle görüyoruz. Ve Bitlis'in ihtiyacı olduğuna inanıyorum.
Bitlis'e bir şehir mezarlığı yapacağız inşallah. Dördüncü projemiz millet bahçeleri diyoruz. Bitlis'imizin ihtiyaç duyduğu yeşil doku ile spor ve aktivite alanlarını katkı sunmak amacıyla hayata geçireceğimiz millet bahçesi alanında yürüyüş yolları, fitness alanları, semt spor sahası ve mesirelik ile yeşil alanlar bulunacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın arzu ettiği millet parkını Allah'ın izniyle şehrimize kazandıracağız. Üçüncü projemiz, üzülerek anlatıyorum ama şunu da söylemek istiyorum. 81 ilinin 80'inde olan, Bitlis'imizde olmayan şehir otogarı. Allah'ın izniyle ilk işimiz Bitlis'imize bir şehir otogarı kazandıracağız. Yani çok sıkıldınız, bakıyorum alkışlar gelmiyor. En büyük projeler bunlar yani. Daha beklemiyorum, başka bir şey yok yani. Evet arkadaşlar, yine büyük bir projemiz. Olmazsa olmazımız. Benim için neye mal olursa olsun yapacağım ama veriyorum. Bitlis'e alışveriş merkezini Allah'ın izniyle yapacağız. Artık Bitlis'lerin de zaman geçirebileceği ve parasının diğer illere gitmemesini sağlamak için bu alışveriş merkezini Rabbim nasip ederse ilk etapta yapacağız ve bunun sözünü size veriyoruz. Evet arkadaşlar, son projemiz, birinci projemiz benim çok önemli bir proje. Bitlis'te bana sorarsanız en büyük sıkıntı ne derseniz, benim için Bitlis'te en büyük sıkıntı gençlerimizin işsiz olması. En büyük problemimiz bu. Biz İstil Kent'le istihdam seferberliğini başlatacağız Allah'ın izniyle. 24 Haziran'dan bugüne kadar çok kıymetli iki tane vekilim bu iş için uğraşıyordu. Ve geçen hafta Allah'a çok şükür Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nin yanındaki 1 milyon 200 dönümlük araziyi Bitlis'e kazandırdılar. Ve biz bu 1 milyon 200 dönüm araziyi sadece istihdam seferberliği için kullanacağız. Bitlis Belediyesi olarak alt yapısında, üst yapısında neye ihtiyaç varsa onu sağlayacağız. Gençlerimizin dışarıya gitmesinin önünü keseceğiz. Gençlerimizi kahve köşelerinden çıkaracağız ve Allah'ın izniyle evlerine ekmek götürecekler, ceplerinde para görecekler. İnşallah en büyük projemiz Tekstil Kent projemizi hayata geçireceğiz. Evet değerli hemşehrilerim, dostlarım, abilerim, ablalarım, şunu belirtmek istiyorum. Bu projeler yaparken şunu düşündük ve çok insanla istişare ettik. Toplumun tamamını kucaklamak istedik. Biz bu yola çıkarken dedik ki toplumun geneliyle istişare edeceğiz. Bitlisli'nin tamamıyla istişare edeceğiz ve bu yola böyle çıkacağız. Bu 50 projemizi hizmetinize Rabbim nasip ederse sunacağız. Ve Fethi gel buraya gel. Ve ve şunu söylüyoruz. Bu projemizi bu şekilde bir dergi olarak bastık. Bunları hepinize dağıtacağız. Bütün Bitlis'te hanelerimize dağıtacağız. Ama Bitlis'te hemşehrilerimizden istediğimiz şu. Değerli dostlar.
bu proje kitapçığını atmayın. Biz bunu size bir dergi olarak vermiyoruz. Bir senet olarak veriyoruz. Bir söz olarak veriyoruz. Günü geldiği zaman günü geldiği zaman bunu bize gösterin. Eğer biz bunu hepsini yapmamışsak bizi telkin edin. Ama Allah'ın izniyle size söz veriyoruz. Biz bunları yapacağız. Siz de bizleri tebrik edin inşallah. Değerli hemşehrilerim, zamanınızı çok aldım. Hakkınızı helal edin. Tabii bir ili konuşuyoruz ve herkesle beraber konuşmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Biz burada ilimize hizmetkar oluyoruz. Sizin de sabrınızı zorluyoruz. Siz de bizim gibi, siz de bir belediye başkanı gibi ilimiz için biz de elimizi taşın altına koymamız lazım. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben 90 gündür sağlıkta çalışıyorum. Ablalarıma, kardeşlerime gidip konuşuyorum, sohbet ediyorum. Ama gücümün yettiği kadar yapabiliyorum. Çünkü ben bir ferdim. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam, biricim. Sizden rica ediyorum. Ve burada bir söz istiyorum. Ben çalışıyorum ama son kalan bu ayda bu salonun tamamının da çalışmasını istiyorum. Hepimizin tek amacı olsun. Memleket, memleket, memleket. Bitlisimizin kaybedecek artık bir yılı, beş yılı değil, inanın bir günü bile yok. Acil şekilde Bitlisimize bu projelerimizle, dokunuşlarla bu işi sürüklemezsek, inanın bir daha Bitlisimizin önünü alamayız. Onun için sizden ricam, Rabbimin izniyle hep beraber çıkıp sokak sokak, ev ev, herkes kendi dostuna, arkadaşına, akrabasına, anasına, babasına ve komşusuna bu işin memleket işi olduğunu anlatsın. Bu işin gönül işi olduğunu anlatsın ve Bitlis'te Allah'ın izniyle 31 Mart gecesi hep beraber Allah'ın izniyle Bitlis'imizi güzel yerlere taşıyalım. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son vermek istiyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Bizi bu gece yalnız bırakmadınız. Bu salonu böyle doldurdunuz. Rabbim yukarıdaki 5. kattaki arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan da razı olsun. Orayı da bu şekilde doldurdular. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kardeşinizi yalnız bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Rabbim bizleri sizlere karşı mahcup etmesin. Rabbim bizleri Bitlis'e hizmet edenlerden eylesin, hizmetkar kılsın. Ben bu duygu düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Baş göz üstüne geldiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.